Kimse kimseye söylemiyor. Bu kimin hediyesi? Ona izletelim. Happy New Year. Şimdi söylediğimiz gibi Türkiye'nin en kalabalık ailesindeyiz. 56 tane çocuğun 300'den fazla torunun var mı? Doğrudur. 4 eşi, 56 çocuğu, 300'den fazla torunu var. Sana direkt soruyorum. Hiç böyle ismini hatırladığın var mı aralarında? Vallahi olayı şahsen tanıyorum ama. 2021'in son Sıkıyorsa Yap serisine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün değişiklik olarak videoyu evden açayım dedim. Umarım iyisinizdir. Aşağıda yorumlarınızı da bekliyorum. 2022'de neler bekliyorsunuz? Birlikte konuşalım. Videoya geçmeden önce de abone olabilirseniz çok çok mutlu olurum arkadaşlar. 4,5 milyon abone olduk. 5 milyona çok az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi Sıkıyorsa Yap maddelerine geçebiliriz. Biliyorsunuz yeni yıl geldi. 2022 geldi. Ve biz de ekip olarak bir kura sistemi yaptık. Ve herkes birbirine hediye aldı ama sadece 20 TL bütçeyle. Evet, yani doların 16-17 olduğu bu dönemde, ki siz izlerken belki 20'dir 25'tir bilmiyorum, bu dönemde 20 TL'ye hediye aldık ve bence güzel de fena da değildi hediyeler. Siz de hediye alacaksanız bir fikir olsun size. Haydi bakalım kim kime neler almış. Arkadaşlar, herkesi ofisin ortasına bekliyorum. Yılbaşı çekilişi zamanı geldi. Müdür, ben de geldin mi? Ben de geldim. Yılbaşı çekilişi zamanı. Kimse kimseye söylemiyor ama herkes kamerayı alsın, kendisininkini söylesin, doğru mu? Hediye alacağım isim. Bu da benim hediye alacağım isim. Şu anda hepimiz hediyelerimizi aldık ve toplandık. Arkadaşlar, hepimizin yeni yılı kutlu olsun. Umarım birlikte güzel güzel nice senelerimiz olur canlarım. Betül biraz hasta, o yüzden şu an aramızda yok. Artık Betül kime hediye aldıysa sana mı verdi hediyesini? Bana verdi, evet. Kim kime alacağını biliyor mu? Kimse bilmiyor şu anda. Sen her şeyi biliyor musun? Bilen dengeci Burak. Burak bu videonun ilk kısmını kurgulamış, o yüzden her şeyi biliyor. Çok iyi. Aa, ne yapsın, adamın işi bu baba. Aa, adamın işi bu. Kapalı hemen kurgulamış. Ben kendime güzel bir hediye istiyorum. Umarım vizyonlu bir arkadaş almıştır bana hediye. Güzel bir hediye almıştır diye umuyorum. O zaman ilk olarak Onur Baba'ya kim hediye aldı? Burki güzel. Burki aldıysa vizyonlu almıştır diyorum. Oh yeah! Çok iyi geldin abi. Çok teşekkür ediyorum. Su içmiyordu. Su içmiyordu. Matara önemli ara ara, çünkü insanın su içesi geliyor, umuyor. Benimkisi dijital bir hediye, online bir hediye. Bu ne alaka ya? Bir saniye, bu kimin hediyesi? Ona izletelim. Tamam, bu Fever'dan ben bunu aldım. Hintli bir arkadaş. Güzel bir hediye olduğunu düşünüyorum. Seveceğini düşünüyorum. Şimdi şöyle, bu site, birisine para veriyorsun, o da senin için bir şey yapıyor, doğru mu? Aynen, aynen. Bir hizmet satın alıyorsun. Sayıda aldım. Sayıda aldım. Bir kısmı Türkçe, onun için dikkatlice izleyelim. Happy New Year Mustafa sevgili. Happy New Year to you. Facebook kendine. Ne? En son da ne diyor? En son bir kız bul kendine diyor. Çok güzel. Sen kime ne aldın? Abi, kime aldın yani? Gize'ye aldım ama. Babası varsa. Aldığım için biraz üzülmüş olabilirim. Biraz da sevindim aslında. Çünkü Gize'ye hediye aldıktan sonra bir gün sonra aynı şeyi Gize'de gördüm. Aldım. Ne diyorsun ya? Ya bu çocuk bassız ya. Evet, öyle bir seçmişsin ki onu da kendisi bile almış. Evet. Ne diyorsun? Ne diyorsun ya? Civcivimi aldım. Sen biliyordun tabii Gize'yi sana alacağını. Biliyorum. Sana şöyle bir hediye aldım. 1 milyoncu poşeti. Hayır, ne oldu? Aa, stres mi? Bu stres şey. Nedir? Burak bir hafta çok stresliyim, çok stresliyim diyor bana. Değil. Hayır, yani stresli yani. Nasıl değil? Benden habersiz stresli misin lan? Ben böyle bir gevze vermedim. Eve çıkıyorlar, kurgu vesaire. Sonra ne yapsam ne yapsam dedim. Bu da çocuklar içinmiş ama genelde bizim yaş grubumuz da yapıyormuş. Şöyle kubra atlayacağım.
Basacaksın. Çok revize geldikçe basacaksın. Bitiyor ama ters çeviriyorsun sonra tekrar. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi ben veriyorum. Samet'i aldım. Samet nereden? Samet burada. Samet'ciğim şöyle takdim edeyim. Çok fazla su içmediğini fark ettim. Yanlış anlamazsan kilo aldığını fark ettim. Hani su içerek, su içerek kilolarından daha hızlı kurtulabilirsin diye sana ebebekten şöyle bu yani şöyle bu 19 liraydı şöyle 1 liraya da şöyle gitmişken oyuncak aldım yani. Çok çok teşekkür ederim. Sonuçta 20 lira harcayayım dedim. Ece'yi. Sen kimi aldın? Ben Ege'ye aldım. Tamam. Ege ile Deniz'in su challenge'ı yaptığını gördüm. Çok büyük. Ve şöyle bir ya. Oğlum dur. Ha, sen de mi matara aldın? Ben de matara aldım. Oğlum niye herkes birbirine matara almış ya? Bro bu arada bu benim şey kırsınlık suyum yani. Biz bunun 20 katını falan içiyoruz denizde. Sen Beto Başkan'a mı? Beto Başkan'ı aldım. Arkadaşlar Betü'nün en çok sevdiği şey ne? Yani sevdiği şeyler. Meyve, sebze. Meyve, sebze. Bunun teki 10 lira arkadaşlar. O yüzden 2 tane aldım. Ben Betül olarak evet. Konuşuyorum. Evet, Betül kime veriyormuş? Ozan'a veriyor. Hadi bakalım. Acaba Betül Ozan'a ne aldı? Çok merak ediyorum. Şöyle söylemek istiyorum. Betül Ozan'a gün geçtikçe değerlenen günümüzle alakalı bir hediye aldı. Kendisi çeyrek şöyle altın. Bu arada iyi bir yatırım aracı. Vizyondur. Yani, vizyondur. Aynen. Yani 6 lira da eksik. 6 lira eksik ama bugün eksik. Yani, sen bir de seneye bak ona kaç lira fazla. O zaman buradan Betül'e selam. Kerem'cim. Yenar'dan 20 liraya bir şey zor be. Yenar değil. Başka bir şey var şimdi. Evde bu vardı paket olarak. Abim sever böyle şeyleri. O yüzden ben de koleksiyonunda küçük bir katkım olsun diye. Hayda. Güzel bir şey geldi sen. Allah Allah. Güzel. Ya çok iyi. Aa, çok iyi. Vikings'i. Vikings. Güzel tatlı bir çorap. Betül'e de sanal sarılamadım ama. Oğlum bu ne ya? Bu da... Ya bu kadar değil. Ya bir şey söyleyeceğim. Çok güzel. Heykel almış bana adam. Allah. Dur burayı göstereyim. Riyaz sen kime ne aldın? Ben sana aldım. Bu ne? Bu baklava. Baklava mı geldi? Bu benim mi? Burgum. Baklava almış bana. Oğlum bu nasıl 20 lira almış? Ya benim hediyemi 8 kişi. Evet ya. Bu arada bunun tanesi muhtemelen 10 lira. 2 tane maksimum yiyelim. 2 tane yiyebilirsin. Hadi herkes yerine yeter. Baklava arası yeter. Ben hediyemi veriyorum şimdi. Uzun saçlıya. Oo. Uzun saçlıya. Uzun saçlı ve uzun sakallı. Oh, jingle bells. Hadi arkasında baklava yiyordun. Ne alakası var ya? Bu ne? PJ Mask diye geçiyor. Aa ne onunla mı onlu bir şey? Sambit 2021 hediyesi. Evet. Teknolojik. Sevdim. Yani evet. Arkadaşlar hepiniz iyi ki varsınız. Umarım birlikte uzun yıllar geçiririz. Sizleri çok seviyorum. Evet biz şimdi sarılıyoruz. Size de görüşmek üzere. Sizce bir insanın 56 tane çocuğu ve 500'den 1000'den fazla torunu olabilir mi? Diyarbakır'da Bismil'de Hamo A diye birisi var arkadaşlar. Biz de haberlerde gördük. Hatta haberleri de size şöyle göstereyim. Biz çok mutluyuz. 4 eş, 56 çocuk, 300 torun. Bu haberlerden sonra Hamoa'nın yanına gidip onunla tanışmak istedim. Çünkü yani bir insan nasıl 56 tane çocuk yapar diye düşündüm. Nasıl olmuş, nasıl bitmiş diye bir röportaj yapmak istedim. Bunun için hiç üşenmedik. Buradan İstanbul'dan Diyarbakır Bismil'e gittik ve Hamoa'yı da bulduk arkadaşlar. Ve onunla bir röportaj gerçekleştirdik. Bakalım... Neler diyecek bize? Arkadaşlar şu anda az evvel bahsettiğim Hamo Ağa'nın yanındayız. Kendisi bizi burada çok güzel karşıladı, ağırlıyor. Hamo Ağa çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Baş göz üstüne geldiniz. Eyvallah. Biz seni haberlerde gördük. Namını çok duyduk. Evet. Gelip görmek istedik. Sana bir şey soracağım. 56 tane çocuğun 300'den fazla torunun var mı? Doğrudur. Hepsi senden. Hepsi benden. Şimdi biz şu anda kaç kişilik bir köydeyiz? Köy yabancı yoktur. Köy full senin köy. Evet. Kaç kişi var? Ama valla 35-40 kanalık köyümüz var. Hepsi 4 yaşından değil mi? 4 yaşında. 5'ti. Bir tane vefat etti. Yerini doldurdum. Bu arada arkadaşlar Hamoam 1-2 saat böyle bir oturma şansımız oldu. Bayağı bizi güldürdü etti yani. Çok böyle eğlenceli de bir kişiliği var. Hamoam bu kadar fazla çocuğun, bu kadar fazla oğlun var. Hepsinin ismini falan mesela hatırlayabiliyor musun? Çocukları biliyorum ama torunları bilmiyorum. 5 numaralı oğlunun adını söyleyebilir misin? Valla onu da bilmiyorum. Tavsiye eder misin insanlara yoksa çok
işte yoğun, çok kafa ağrıtıyor, çok zor mu bu kadar kalabalık aile ile yaşamak? Zor değil. Yeter ki varlık olsun. Varlık olsun, gerisi tabii kolaydır. Gerisi kolaydır yani. Ama bu mesela yemekleri ailecek falan yediğiniz oluyor mu böyle toplu? Valla bizde kadınlar biziyle beraber oturamıyorlar, yemek yemiyorlar. Kızlar da aynı. Fakat ufak çocuklar beraber oturuyoruz, yemek yiyoruz yani. Yani benden utanıyorlar ama utanmaktan dolayı. Değil mi? Senden bir çekinme durumu var sanki. Ben bayağı bir onu gördüm yani. Burada arkadaşlar Hamağa çok sayıda kan davasını da çözmüş. Valla belki 200 taneden fazla barış yapmış. Ve bu 200 taneden kim bilir kaç can kurtulmuş. Evet, aynı. Allah senden razı olsun diyelim. Sağ ol, Allah size de razı olsun. Hamağa barış ödülü de aldı. Cinayet başkanımız geldi. İl valisiyle bana bir plaket verdiler. Hali hazırda 4 eşiniz var değil mi Hamağa? Evet. Birlikte mi yaşıyorsunuz hepsiyle, yoksa hepsi ayrı evlerde mi? Ayrı birer dam yapmışım. Nerede aç olursam oraya gidiyorum. Zaten köydeki bütün evler Hamağa'nın tabii ki. Bir gün orada, bir gün orada. Şimdi söylediğimiz gibi Türkiye'nin en kalabalık ailesindeyiz. Bilmiyorum, belki de dünyanın olabilir mi Hamağa? Vallahi dünya bilmiyorum, fakat Türkiye'de en kalabalık aile biziz. Şimdi bizim burada 245 tane oyumuz var. 18 yaşının üstünde 245 kişi zaten var. Aynen. Zaten bir sürü çocuk var dışarıda. O onlar ayrı. Onlar ayrı. O en az 500 kişilik aile. Tabii tabii, fazla. Fazla. Fazla aile olarak fazla. Valla şimdi bu ufakların ismi bilmiyorum ama kimi de sorsa bilmiyorum. Ben de biliyorum. Arkadaşlar çok kalabalık yani nasıl hatırlanabilir ki bu kadar insan? Biz Hamağa ile yarım saat, bir saat geçirdik. Çözdüğü işlerden bizim kafamız karıştı. Yani bir kaymakam aranıyor, bir karakol müdürü aranıyor, bir şeyler. Ve işte diyor ki şimdi yanınıza bu gelecek falan filan. Bir sürü iş bir anda halloldu. O yüzden çok da yoğun bir ağımız. Helal olsun ağam. Yani bütün bu işleri yapıyorsun. Vallahi elimde ne gelse iyilik bakımından yapıyorum. Onu fark ettik. O yüzden saygı duyduk gerçekten. Allah razı olsun. Bizim burada gördüğümüz, yani zaten bizi de çok güzel burada ağırladılar, misafir ettiler ama bütün konulara hem böyle çözümleyici, kucaklayıcı yaklaşıyorsunuz. O yüzden size bir tekrardan herkes adına teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Çünkü burada ciddi bir, aynı zamanda yani bir kalkınma var, bir insanlara ekmek verme durumu da var. O yüzden bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi çocuklar geliyor. Çocuklar gelince bir de şöyle bir sadece ailenin çocuklarını bir görelim. En kalabalık aileyi şöyle bir görmüş olalım. Şu anda onlar okulda. Birazdan gelmek üzereler. O zaman devam ederiz. 56 çocuk var. Hangi eşinden kaç tane çocuğun? Valla onu da bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Ama ortalama ben böldüm. Bir kişiden aslında 11 çocuğun var. Aynen. Ve bu çok büyük, çok büyük bir rakam. Çocuklarının eşlilik durumu, hani tek eşli, çok eşli nasıl? Onları vallahi hesabım. Onu da bilmiyorsun. Ama çok var yani. Hamo ağanın torunlarının, belki de torunlarının torunlarının sadece çok çok ufak bir kısmı şu anda burada. Birçoğu ilçede, okulda çünkü. Hamo ağaya birkaç torununu soracağım. Bakalım tanıyabilecek mi? Örnek olarak şu yeşilli uzun genci sorayım. En aralarında büyüklerinden bir tanesi o arkadaş. İsmini hatırlayabiliyor musun? İbrahim. İbrahim. Sana direkt soruyorum. Hiç böyle ismini hatırladığın var mı aralarında? Vallahi olan şahsen tanıyorum baba. Ama nasıl aklımda tutayım ki diyorsun. Gençler siz Hamağa'nın nesi oluyorsunuz? Mesela sen nesi oluyorsun kardeşim? Torunusun, direkt torunusun. Torununun o kızı, çocuğu olan falan var mı? Sen? Torununun çocuğusun. Senin ama burada oğlun yok değil mi? Siz? Evet, torunum. Siz de torunusunuz. Vay be. Yok. Vay arkadaş. Yani torun. Skalaya bak. Yanımızda Hamoğa'nın bir torunu var. Şimdi siz kaç kardeşsiniz? Biz 11 kardeşiz. Sadece sizin, sadece bizim senin ailenin. Çekirdek ailen 11 kardeş. Çekirdek ailemiz 11. Siz totalde kaç kişi olduğunuzu sen tahmin edebiliyor musun? Bir hepimiz toplandığımız zaman bayağı bir kalabalık oluyor. En az 1000 kişi. 1000 kişi, 2000 kişi. Tabii şimdi 20 tane dayım var. 36 tane de benim teyzem var. 20 tane dayın var, 36 tane teyzen var. Doğrudur. 2 ay önce evlendin. Kaç çocuk düşünüyorsun? 11-12. Yok, o kadar değil ama 5 tane düşünüyorum. 5-6. Allah kısmını nasip ederse. Çok eşli olan var mı şu anda? Yok, şöyle. Zaten bir dedem var işte. Aha. Dedem, bir de onun kardeşleri var. Artık yeni nesiller çok eşli değil. Yeni nesiller artık karşıdır çünkü hayat imkanları da, hayat şartları da zor olduğu için. Tabii. Yani tabii ben de şahsen tek eşliliği tavsiye ediyorum. Bu kadar mesela
Ama o şimdi artık çok fazla işi var, şey gücü var. Hani herkes aklında tutamıyor. Mesela sen biliyor musun buradaki çocukların isimlerini? Ya tabii ben biliyorum. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Dedem biraz yaşlı olduğu için maalesef ister istemez her şey yaşlılıktan dolayı unutkanlık olabiliyor. Ondan dolayı şeyim. Ben hayatımda hiç 36 dayım, 22 tane teyzem var gibi bir cümle duymamıştım. Gerçekten çok garip. Ama çok da eminim güzel, eğlencelidir. Yani tabii eğlenceli olmasına. Mesela benim en küçük dayım 18 yaşında. Şu an o da geçen gün Rize'ye gitti. Dayın senden 10 yaş küçük. Tabii. Böyle şeyler çok oluyor mu? Ya var ya işte size anlatıyorum. Sadece birinin ne verdim artık gereksizse kalmış. Mesela ne bileyim halanı parka gezdirmeye gittiğin oluyor mu mesela? Ya tabii ki de adım atıyorum. çok garip. Bizim şimdi bazen hiç alışık olmadığımız şey. Bazen arkadaş gibi kalıyoruz ama. Vay be. Çok güzel. Çok da garip aynı zamanda. Hüseyin çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Eyvallah. Buraya geldiğiniz için memnun oldum. Eyvallah. Eksik olmayın. İnanılmaz misafirperver burada herkes. Yani başta Hamo Ağa olmak üzere. Biz geldiğimizden beri bizi çok güzel ağırlıyorlar. Tekrardan buradan teşekkür ediyorum. Ben 27 yıllık hayatım boyunca et yemeden kendimi doymuş hissetmedim hiçbir zaman. Kesinlikle her zaman neredeyse her öğünümde et vardır yani o kadar söyleyeyim. İlk defa vegan restorana gidip vegan işte etli şeyler yedim. Yani aslında etli değil. Veganlar için etli yani. İşte ne bileyim vegan hamburger, vegan pizza bilmem ne falan filan. Böyle şeyler var ve biz de İstanbul'da öyle bir yer bulduk. Bu vegan et ürünleri, vegan işte süt ürünleri nasıl oluyor çok merak ettik. Ve tadına bakmaya gittim. Sonuçlar garip. Şimdi göreceksiniz zaten. Soğuk bir kış gününden herkese merhaba. Şu anda vegan restoranımız için etlere geldik. Bir nevi delideyiz. Veganlık acaba deli işi mi demek istiyorlar? Bence değil kesinlikle. Çok sağlıklı. Hayatımda ilk defa tam anlamıyla vegan besleneceğim, vegan diyeceğim. Belki de bundan sonra da öyle devam edebilirim. İnandırıcı değil ama olsun. Deneyelim. Çok da tatlış bir mekan gerçekten. Şimdi aslen Mardinli olan birisi olarak kesinlikle etsiz doyduğumu hissetmiyorum ve ilk defa etsiz bir öğün yiyeceğim burada. Buradaki bütün şeylerin tadına bakacağım. İşte burada hamburger varmış, süt varmış, peynir varmış, ayran varmış falan. Hayvana dair hiçbir şey yok arkadaşlar vegan ürünlerinde. Hatta hayatının da hiçbir yerinde yok. Tabii ki kürk de kullanmıyorsun ne bileyim. Telefon kılıfın deri de olmamalı falan. Gerçek veganlar öyle oluyormuş. Biz de bakalım ne kadar becerebileceğiz bu veganlığı bugün. İlk olarak süt ve ayran deneyeceğim. Süt şey sütü değil mi? Badem sütü. Sütü. Tamam, bunu tahmin etmiştim. Peki ayran badem ayranı mı? Kaju. Kaju ayranı. O zaman ilk önce ayranı merak ettim. Ayran tadına ne kadar benzediğine göre mi yoksa güzel mi? Evet. Anlamında mı? Şimdi yani tadı ayranı hafiften benziyorsa ayranla kıyaslayacağım ama bambaşka bir şeyse standart bir içecek gibi kıyaslayacağım. Tamam. Aa bu şey fesleğenli ayran. Bu bildiğin fesleğenli ayran mı? Kerem şuna baksana. Bizim fesleğenli ayran ve çok güzel. Gayet güzel. Ayran mı? Ayran. Fesleğenli ayran. Aa gerçekten ayran tadı var. Gayet güzel bir ayran. Buna şaşırdım. Ayrana çok benziyor. Beğenmezsen beğenmedim derim. Beni evet, biliyorsunuz. O iyiymiş. Gerçekten çok şaşırdım. Bu gayet iyi. Bu cepte. Şimdi sıra geldi badem sütüne. Ben tabii veganlıkla alakası yok ama geçtiğimiz ay Dubai'de şey denedim. Deve sütü denedim. Aklıma o geldi. Dünyanın en iğrenç şeyiydi. Bakalım badem sütünü. Hep görüyorum ama hiç böyle sek içmedim. Daha önce kahvenin içinde falan içmiştim sadece. Aa açık ayran bu da. açık köyde tatsız ayran olur ya. Bu bana hitap etmedi mesela. Bu hani mesela bu çok iyi bence. Açık ayran olur mu? Biraz tuz koysan açık ayran. Yani şöyle evet anladım senin neden öyle dediğini. Sütle ayran olma arasında ince bir çizgide ilerliyor. Evet gerçekten öyle. Ve burger. Önümüzde ne burger? Seyitan burger. Seyitan. Gerçekten tam bir hamburgere benziyor yani. Arkadaşlar şu anda elimde hamburger olmayan bir hamburger var. Yani et içinde et olmayan bir hamburger. Et olmayan işte ne bileyim muhtemelen mayonez olmayan, peynir olmayan, hardal olan. Tadına bakacağım. Ve ben hamburger hastasıyım. Bunu hepiniz bilirsiniz. Yani köfteyi bak şöyle göstereyim. Köfteyi kopartamadım lan elimi. Neden yapılıyor bu köfte acaba? Mantarlı, esmer pirinçli. Yani mantarlı, siyah pirinç asıl temel şey. O zaman huzurlarınızda tadına bakıyorum. Çiğnemesi biraz zor. Hani normal bir ete göre çok sert. Ama beklentimin çok çok üstünde. Hardal bana biraz normalde acı geldiği için bir tek hani hardalla ilgili bir benim sıkıntım var ama hamburgerin kendisi gayet güzel. Normal hamburgerle kıyaslarsan vegan olmayan bir insan olarak tabii ki normal hamburgeri tercih ederim. Ama veganlar için muhteşem bir
seçenek olmuş hamburger yemeyen veganlar için. Tadı da benziyor yani, benzemiyor değil. Onu dengeli tutmak çok önemlidir hamburgercilikte. Benim hoşuma gitti. İlk defa et olmayan bir hamburger yedim. Garip tabii ki ama zannettiğim gibi değil yani. Ben açıkçası tadı kötü bir şey çıkar diye düşünmüştüm. Sahte hissi geçiyor mu? Sahte hissi geçiyor. Bu hamburger değil tabii. Hamburger kimse değil. Beni kandıramaz. Bu hamburger mi? Şimdi hamburger söyledik. Nasıl okunduğunu bilmediğim quesadilla var. Öyle yazılıyor. O var. Quesadilla diyen var. Quesadilla diyen var. Quesadilla diyen var. Bir de bir tane bir şey daha söyledik yani arkadaşlar. Şöyle bir şey. Sıcağa benziyor. Geliyor şimdi. Geliyor. Quesadilla. Quesadilla diye okunuyor değil mi? Evet. Tamam, süper. Bunun içindeki şey neydi? Patlıcan mı? Ne bu? Yok. Patates peynirinden yaptığımız bir çeşit peynir. Patates peynirinden yapılan bir patatesle çeşit... Patatesle yapılan bir çeşit peynir. Patatesten yapılan peynir. Patatesten nasıl peynir oluyor ya? Vay be. Başka bir özelliği var mı? Veganlarda yoğurt da yok. Bu nedir? Kaju krem peyniri. Kaju krem peyniri, peki. Ama peynir de değil. Peynir de değil ama kajudan yapılmış bir peynir. Bu avokado mu? Avokado değil, guacamole. Hmm. Quesadilla'nın yanındaki vazgeçilmez. Evet, hep oluyor bu yanında. Bakalım. Ben bu tadı biliyorum. Gel bakayım, sen ne esintisi alıyorsun? Ben bir İtalyan esintisi. Bu böyle. Hmm. Normalde şey olur ya, hani içinde et olur, işte şey olur. Net Meksika esintisi aldım ben. Meksika diyorsun. Meksika esintisi. Bu arada veganlar her yerde. Biz gecenin bir yarısı ben elimde böyle quesadillalar vardı. İçi böyle hayvan gibi tavuklu falan. Ya da etli miydi tam hatırlamıyorum. Bayağı etli. Bir tane evsiz gördüm. Ve hiç açılmamış bir paket kaldı bende de. Çok almışım. Gözüm nasıl dönmüşse. Londra'dayım bu arada. Dedim ki baba yer misin? Hani açsam vereyim. Aa senin. Bana dedi ki ben veganım. Allah razı olsun dedi. Öyle demedi. Allah razı olsun demedi. Yani Türkçe meali, hani onun gibi bir şeyler söyledi. Dedim ki vay be, hani adama bak, hem evsiz hem böyle sokakta yatıyor şey ama vegan. Gerçek bir mesela, o da benim hayatımda tanıdım. Buradan Canıt'ına selamlar. Sen ne diyorsun? Ben çok beğendim ama sadece şunu beğenemedim. Bu yoğurt. Ona bakacağım. İddiası ne? Yoğurt mu peynir olmak? Bu şimdi ikisinin de tam ortasında bir şey. Sen anlamazsın. Bak bakayım sen ne düşünüyorsun? Bu biraz tuzlu da. Tuzlu da. Şimdi genel olarak şöyle bir şey yapacak olursam, şu bunun tadı güzel. Hatta yani hamburger'e göre bence ben bunu daha çok beğendim. Etini de göstereyim. Yani çünkü içinde böyle ne bileyim işte biberdir, soğandır falan filan. İçi tam et sotenin şeyi. Et hariç her şeyi burada et sotenin içindeki. Sosu mosu gayet güzel. İçindeki de ete benzediği için ben bunu sevdim. Şu dediği gibi Onur'un ama. Bunun emin olamadım. Belki alışırım ama. Biraz tuzlu bir krem peynir gibi. Hatta tuzlu yoğurt gibi, şey gibi. Olur ya meyveli yoğurtlar. Onun meyvesizliğini düşün ve tuz kat. Öyle bir şey bu. Birazdan puanı vereceğim. Şimdi son bir yemeğimiz kaldı. Şu anda durum ama beklentimin üstünde. Vegan olsam yerim. Ne dedim ben şimdi? Aslında bu az evvelkinin yufkasız şeysiz versiyonu. Bir farklı versiyon. Aynen, farklı versiyonu. Ben bunu sucuk zannettim. İlk böyle şeyde fotoğrafta göreceğim menüde. Öyle sipariş ettim. Az evvel yediğimiz quesadilla'nın içindeki şey ve yine aynı ürünler var aslında. Güzel bir çatal yaptım bu arada. Evet, şu an çakma etten yiyorum. Et olmayan et. Bakalım beni tatmin edecek mi? Kesinlikle tatmin ettim. Ben bunu sevdim ya. Bu arada hamburger ilk de hoşuma gitmişti. Şu an bu üç yemeğin de arasında aslında en az hamburgeri beğendim. En çok bunu beğendim. Aslında ikisi aynı ama ben ekmeksiz bunu yemeyi sevdim. Et yiyen birisi olarak vegan ürünlere puan verecek olursam, yani vegan etlere falan, işte vegan süte, yoğurda, ayrana bilmem ne puan verecek olursam, et diyelim ki atıyorum normal hamburger 10 puansa, 10 üzerinden 10'sa, bu da bence 10 üzerinden 6 falan yani. Hani o civarda. Kötü değil ama tabii ki et yiyen birisi olarak ben onları tercih edebilirim. Ama mesela ayda bir de buraya gelebilirim. Elinize sağlık. Bizi hem bilgilendirdiniz hem güzel yemeklere tattırdığınız için bir nevi deliye de teşekkür ediyoruz. Kendileri etilerde inanılmaz da tatlı insanlar. Var ya, ne iyi ettin de videomu izledin burasına kadar. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda yine bekliyorum. Hiçbir yere ayrılma. Hatta izlemediğim videolarım varsa şurada iki adet farklı video var. İzlersen mutlu olabilirsin.